getiremedim hastalanmış ayaklarından. Getiremedim size yüreğini gönderdi, selamını gönderdi. Bütün adamların ellerinden öperim. Hoş geldiniz. Zübeyde Hanım orada. Heykel orada. Kendisine en içten saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Manevi huzurumda ellerinden öpüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olun, asıl helal size, helal. Aşk olsun size, aşk olsun. Kırmızı beyaz bir devrim başlattınız. Yeni bir Türkiye kuruyorsunuz. Aşk olsun size, aşk olsun. Denizliğim burada. Zeki Bey nerede? Zeki Bey alana girmekte zorlanıyormuş. Zeki Bey'i gördüğünüz yerde önünü açın. Zeki Bey önünü açın. Buraya buyursun gelsin. Herkes burada. Doğu Bey burada. Murat Bey burada. Herkes burada. Zeki Bey'i gönderin bu tarafa doğru gelsin. Bizim bu meydanlarda toplanmamızın sebebi neydi? Biz ne istiyorduk? Birleşme istiyorduk. Biz ne istiyorduk? Layık cumhuriyet istiyorduk. Biz ne istiyorduk? Tam bağımsız Türkiye istiyorduk. Biz ne istiyorduk? Türkiye'de yobazlık, sohtalık gitsin ve bir daha gelmesin diyorduk. Şimdi hangi güne geldik? Şimdi onları kovacağımız güne geldik. İşte biz bu adamlardan ne istiyoruz? Onlar bizden ne istiyor? Bakın size bir şey seyrettireceğim şimdi. İzleyin de görün bakalım. Onlar bizden ne istemişler? Biz onlara bu meydanda ve sandıkta nasıl yanıtlayacağız? Tarih 1993. Yer Bursa. Laiklik tanımını böyle yaptı. Zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. Tarih 1997. Yer Amerika Birleşik Devletleri. Demokrasi tanımını böyle yaptı. Bu demokrasi amaç mı olacak, araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Tarih 14 Ocak 2000. Yer Avustralya. Terörist başına sayın şehitlerimize kelle dedi. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Tarih 22 Kasım 2005. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ulus devlet anlayışını tartışmaya açtı. Bizi, Lazı, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkezi'yle, Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisi'yle, inananı, inanmayanıyla birleştiren, bir arada tutan bu üst kimliktir. Tarih 4 Eylül 2006. Yer Balıkesir. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil. Tarih 26 Aralık 2006. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Teröre destek sağlayan kişiye kefil oldu. Yasin El Kadı'yı tanıyorum. Kendisine inanıyorum. Güveniyorum. Güveniyorum. Karan kadar da kefilim kefil olur. Tarih 11 Şubat 2006. Yer Mersin. Çiftçiye ananı da al git dedi. Şu an çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamı da aladı. Duyuyor musun olduk? Ulan diye hitap et. Tarih 26 Mart 2006. Yer Ankara. İşsizlere böyle seslendi. Senin çocuğun işsiz kalsın ya ne yapalım? Otur otur. Senin çocuğun işsiz kalsın ya ne yapalım? Otur otur.
Tarih 17 Nisan 2007. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyete sahip çıkanlara bindirilmiş kıta dedi. 81 vilayetten bindirilmiş kıta dedi. Peki Başbakan Erdoğan'ın en yakınında kimler var? Başbakanlık eski müsteşarı ve AKP milletvekili adayı Ömer Dinçer. Tarih Mayıs 1995. Yer Sivas. Dinçer, Cumhuriyet'in temel ilkelerine karşı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkelerin, laiklik, cumhuriyet ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerini daha çok katılımcı, daha ademi merkezi, daha Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu olduğu ve artık bunun zamanının geldiği düşüncesini taşıyorum. AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış. Tarih 2006. Bağış'ın BBC'ye verdiği demeç. Egemen Bağış Türkiye'yi bakın nasıl tarif etti. Türkiye bir muz cumhuriyetidir. Erdoğan'ın danışmanı AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Zapsu. Tarih 7 Nisan 2006. Yer Amerika Birleşik Devletleri. Zapsu Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri yönetimine böyle pazarladı. Bu adamı delikten süpürmeyin, kullanın. Erdoğan'ın fikir babası kim? Fethullah Gülen. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Belli bir noktaya rakip ama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şart, zaruri ve lüzumlu. Tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal mevzelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Peki tüm bunların fikir babası kim? Türkiye'ye ılımlı İslam modeli getirmeye çalışan ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarı Amerika Birleşik Devletleri. Bunları sandığa gömmeyecek misiniz? Bunların sandıktan çıkmasına izin verecek misiniz? Ama biz onun için ne istiyoruz? Birlik istiyoruz. Birleşmek istiyoruz. Tek yürek olmak istiyoruz. Burada Çatının altına girmesi gereken herkes buraya gelmeli. Kastayı iyi tutmalı. Tam bağımsız Türkiye için. Ne ABD ne AB emperyalizmi için. Bağımsız Türkiye demek için herkesi buraya bekliyoruz. Milletin meydanına bekliyoruz. Bu meydandan Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Bu milletlerin önünde ne kişisel çıkar, ne hür, ne gelmiş, ne geçmiş büyükler. Bu meydan Türkiye diye bağırıyor. Bu meydanda Türkiye'nin geleceği var. Bu birleşmenin önündeki dişler var. Onun için hep beraber, hep birlikte birleşin. Birleşin, birleşin.